Filipinler'den herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu YouTube kanalımdaki yorumlarda ve Facebook'taki grubumuzdaki yorumlarda bana en çok gelen sorulardan bir tanesi olan Filipinli kadınlarla evlenilebilir mi? Filipinli kızlar nasıldır? Filipinli kadınlar nasıldır? Sorusuna cevap bulmak olacak. Bu soruyu cevaplarken de tabii ki Filipinlilerle ilgili deneyimlerimden faydalanmaya çalışacağız. Filipinlilerle nasıl deneyim kazandım? Ben Hong Kong'da 8 yıl profesyonel fotoğrafçılık yaptım. Ve Hong Kong'da da 300 bine yakın Filipinli domestic helper var. Yani evlerde yardımcı olarak çalışan Filipinli var. Ve tabii ki bunların da %90'ı bayan Filipinliler. Dolayısıyla bu 8 yıllık çalışma esnasında çok sayıda Filipinli arkadaşım oldu. Filipinliler fotoğraf çekmeyi çok seviyorlar. Ben de profesyonel fotoğrafçı olduğum için doğal olarak çok sayıda arkadaşım oldu. Ve bu arkadaşlarımdan bazılarıyla da ciddi ilişkiler yaşadım diyebilirim. Dolayısıyla Filipinlilerin topluluğuyla haşır neşir olduğumdan Filipinliler konusunda, Filipinli bayanlar konusunda deneyim sahibi oldum diyebilirim. Ve pandemiden önce de Filipinleri gezmeye ve gezi videoları çekmeye karar vermiştim. Ve bu gezi esnasında da yine çok sayıda Filipinliyle tanıştım. Dolayısıyla Filipinliler konusunda deneyimliyim diyebilirim. Şimdi bu deneyimlerim ışığında sizlere Filipinli kadınlar nasıldır diye anlatmaya çalışayım. Hemen şunu belirteyim. Aynı Avrupa'daki kızlarda olduğu gibi veya Avrupa'daki ülkelerin milletlerinde olduğu gibi nasıl orada namus kavramı yoksa Filipinler'de de namus kavramı yok arkadaşlar. Dolayısıyla bir Filipinli ile konuşurken diyelim ki Filipinli'yi çok beğendiniz. O da sizi çok beğendi. Karşılıklı her konuda sohbet edebilirsiniz. Ve Filipinli'yi görmeye karar verirseniz de eğer yine şahsen yüz yüze buluştuktan sonra da birbirinizi beğenirseniz Filipinli ile bir otelde kalabilirsiniz ve tabii ki birlikte olabilirsiniz. Yani Filipinliler bu konuda çok açık insanlar. Yeter ki sizi beğensin. Dolayısıyla sizlerle yakın ilişkiye girebilir. Bir Filipinli ile sohbet ederken bunu unutmamakta fayda var. Tabii ki bu sadece Filipinli bayanlar için geçerli değil. Bütün herkes için böyledir diyebilirim. Ben mesela bir Filipinli ile sohbet ederken bir Messenger ekranında birisiyle sohbet ediyorken diğer ekranda başka birisiyle sohbet ediyordum. Diğer üçüncü bir ekranda başka birisiyle sohbet ediyordum. Yani aynı anda birkaç kişiyle sohbet ettiklerim oluyordu. Neden? Çünkü arkadaşlar ne kadar çok sohbet ederseniz o kadar çok değişik insan tanıyabilirsiniz. Karakterlerini tanıyabilirsiniz, davranışlarını tanıyabilirsiniz. Belki birisinin huyu size uygun olmayacak ama diğerinin huyu size uygun olacak. Aynı karakterlere sahip olacaksınız, aynı hobilere sahip olacaksınız. Dolayısıyla tabii ki sizin karakterinize en uygun Filipinliyi bulabilmek için tabii ki değişik değişik Filipinlerle sohbet edeceksiniz. Aynısı Filipinli bayanlar için de geçerli. Onlar da kendilerine en iyi erkeği, kendi hobilerine, kendi karakterine en fazla uyan bir erkeği bulmak için tabii ki onlar da değişik değişik erkeklerle sohbet ediyorlar. Yani siz Filipinli bir bayanla sohbet ediyorken o da başka bir ekranda, başka bir pencerede, başka bir erkekle de sohbet ediyor olabilir. Bu gayet doğaldır. Herkes kendisine en uygun erkeği, en uygun eşi bulmaya çalışıyordur. Dolayısıyla bir Filipinli ile sohbet ederken bu hususu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Filipinlilerle sohbet ederken dikkat edeceğiniz bir husus da Filipinli bayanların yaşı. Eğer tabii ki sizler genç birisi değilseniz, 30 yaşın üzerindeyseniz, 40 yaşındaysanız, 40 yaş civarlarındaysanız o zaman sizlere tavsiye edebileceğim Filipinli yaşı en az 24-25 olması lazım. Ama tabii sizler de 20'li yaşlardaysanız o zaman sizler de aynı şekilde 20'li yaşlardaki bir Filipinli ile sohbet edebilirsiniz. Ama şunu unutmamakta fayda var. 20'li yaşlardaki Filipinli bayanların henüz hayat görüşü tam olarak olgunlaşmamış oluyor. Gözü yükseklerde oluyor. Aklı bir karış havada oluyor. Onların işi gücü sadece mümkün olabildiğince fazla erkek arkadaş edinmek, gününü gün etmek, olabildiğince eğlenmek oluyor. Ama tabii ki 30'lu yaşların üzerindeyseniz, 40'lı yaşlardaysanız, hatta 50'li yaşlardaysanız o zaman sohbet edeceğiniz Filipinlinin yaşı bence en az 25 olması lazım. 24 yaşına kadar, 24-25 yaşına kadar Filipinlilerin hayat görüşü tam olarak olgunlaşmamış oluyor. Ama ne zaman ki artık 25'inden gün alıyorlar, onların hayat görüşü yavaş yavaş değişiyor. Kendilerine yeni bir hayat kurma peşine düşüyorlar. Hayatını ondan sonra artık daha stabil bir şekilde kurmanın yoluna düşüyorlar. Dolayısıyla onlarla sohbet ettiğiniz zaman değişik bir şekilde sohbet edebilirsiniz. Yani 25 yaşının üzerindeki Filipinlilerin hayat görüşü farklı oluyor. Onlar artık kendilerine yeni bir hayat kurmanın,
yerleşik bir düzene geçmenin hayalini kuruyorlar. Dolayısıyla hayata ve arkadaşlığa daha ciddi bir gözle bakıyorlar. Yine Filipinli bayanlarla sohbet ederken dikkat edeceğiniz bir husus da Filipinli bayanların mutlaka ağzını aramaya çalışın arkadaşlar. Aynı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi nasıl Avrupalı kızların namus kavramı yoksa Filipinli kızlarında, Filipinli bayanlarında namus kavramı yok. Dolayısıyla genç yaşlarda hamile kalmış olabiliyorlar, genç yaşlarda bebek sahibi olmuş olabiliyorlar. Hatta öyle ki birden fazla bebek sahibi olanlar bile var arkadaşlar genç yaşlarda. Dolayısıyla bir Filipinli ile sohbet ederken ağzını arayın. Bakalım kaç tane bebeği var, kaç tane çocuk yapmış. Yanında belki bir tane bebekle birlikte kalıyordur ama belki 2-3 tanesine de ailesi bakıyordur. Yani böyle durumlar olabilir. Eğer bebek seviyorsanız tabii ki böyle bir şeyin pek bir sorunu yok, pek bir mahsuru yok. Ama çok fazla bebekten hoşlanmıyorsunuz diyelim. Ama çok fazla bebek tabii ki bakması biraz zor olacaktır. Yani bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var bir Filipinli ile sohbet ederken. Yine dikkat edeceğiniz bir husus, Filipinlilerin genelde gelir düzeyi orta seviyede oluyor, hatta düşük seviyede de oluyor. Dolayısıyla bir Filipinli bayanla sohbet ediyorken onların aslında amacı bir yabancı ile evlenip hayatını kurtarmak oluyor. Çünkü onların gözünde yabancılar, özellikle Avrupalılar, gelir seviyesi yüksek insanlar. Dolayısıyla bir Avrupalı ile evlendiği zaman hayatını kurtaracağını düşünüyor. Dolayısıyla çoğu maalesef yabancıları bir para kaynağı olarak görüyor arkadaşlar. Evlendikten sonra sizden ailenize bakmanızı isteyebilir. Hatta konuşma esnasında bile, sohbet esnasında bile biraz arkadaşlarınız ilerlerse eğer sizden para bile isteyenler olabilir. Bu şekilde çok olaylar oldu. Hatta haberlere bile konu oldu. Mesela genç bir kız yaşlı bir erkeği kandırmış, bir sürü para istemiş. Hatta ondan sonra bir de Filipinlere davet etmiş. Ama havalanında o yaşlı erkeği, o yabancı erkeği hiçbir şekilde karşılamamış. Buluşma noktasına gelmemiş ve erkeği maalesef bu şekilde aldatmış. Bu şekilde olaylar da oluyor. Yani bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Peki diyelim ki bir Filipinli ile evlenmeye karar verdiniz. Peki Filipinliler gerçekten sadık olabilirler mi? Evet, Filipinliler sadık oluyor arkadaşlar. Yani bunu ben deneyimlerimden söyleyebilirim. Hong Kong'da çalışırken kız arkadaşım olduğunda kız arkadaşım bana sadık kalmıştı. Ben onu terk etmediğim sürece o beni hiçbir şekilde terk etmemişti. Aynı şekilde şimdi Filipinli birisiyle evliyim. O da yine bana sadık, sağ olsun. Bir dediğimi iki etmiyor. Ne zaman ki yemek vakti gelir, benim yemeğim masamda olur arkadaşlar. Anında, yemek vaktinde. Dolayısıyla Filipinliler hizmetkar oluyorlar. Eşlerine sadık oluyorlar. Kocasına sadık oluyorlar. Gülen yüzlü oluyorlar. Sevecen oluyorlar. Ve arkadaş canlısı oluyorlar. Dolayısıyla bir Filipinli ile sohbet ediyorken hemen kesinlikle görebilirsiniz. Filipinliler arkadaş canlısıdır. Yani bir Filipinli ile sohbet ederken hemen anlayabilirsiniz. Daha bir saat diyelim ki sohbet ettiniz. Belki kendisiyle 40 yıldır sohbet ediyormuş gibi, 40 yıllık arkadaşmış gibi sohbet edebilirsiniz. Bu kadar Filipinliler sevecendir ve arkadaş canlısıdır. Yani sonuç olarak bir Filipinli ile sohbet ediyorken Filipinli'nin yaşına dikkat edin. Araştırın, soruşturun kaç tane çocuğu var veya siz ağzını arayın kaç tane çocuğu var. Yani çocuk durumuna dikkat edin, evlilik durumuna dikkat edin. Ha bir de arkadaşlar çok önemli, unuttum bunu söylemeyi. Filipinliler eğer ki resmi evlilik yapmışsa, Filipinli bayan eğer ki resmi evlilik yapmışsa Filipinler'de boşanma çok zor. Bir boşanma davası için bir avukat en az 250 bin peso istiyor. Yani 5-6 bin dolar para istiyor boşanabilmek için. Dolayısıyla Filipinliler boşanamıyorlar arkadaşlar. Resmi olarak evlenmişlerse Filipinliler boşanamıyor. Bir Filipinli bayanla diyelim ki ciddi bir şekilde arkadaşlık yaptınız ve artık evlenmeye karar verdiniz. Eğer o Filipinli bayan resmi olarak evliyse evlenebilmek için gerekli olan belge olan senumarı yani evlenebilirlik belgesini alamazlar. Bu belgeyi alabilmek için, evlenebilirlik belgesini alabilmek için enalmut denilen bir belge almaları gerekiyor. Bu belgeyi alabilmek için de işte bir avukat tutması gerekiyor. Avukatlar aracılığıyla bu işi yapıyorlar ve bunun için de en az 250-300 bin peso civarında para gidiyor. Dolayısıyla bir Filipinli ile arkadaşlık yaparken, ciddi arkadaşlık yaparken Filipinli'nin resmi olarak evli olup olmadığını da dikkat edin, göz önünde bulundurun ve bunu araştırın arkadaşlar. Umarım videom sizlere faydalı olabilmiştir. Eğer videomun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve Facebook'taki Filipinler ve Filipinler'de Yaşam adlı Facebook grubumuza da üye olmayı unutmayınız. O grubumuza da yine aklınıza takılan başka sorular olursa orada sorabilirsiniz. Grubumuzda 1100 civarında üye var. Filipinler'de yaşayan insanlar var. Eğer orada bir soru sorarsanız mesela
Kesinlikle değişik değişik insanlardan farklı farklı görüşler elde edebilirsiniz ve dolayısıyla sorunuzun cevabını da böylelikle bulmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz kadar kendinize çokça iyi bakın, sevgiyle kalın. Bay bay.